Merhabalar. Kış aylarının kapımızı çalmasıyla beraber baş gösteren müzmin hastalığımız grip nedir? Nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler ve tedavisi hakkında bilgiler aktaracağım. Grip, influenza isimli virüsün neden olduğu, 38 derece üzerinde ateş, halsizlik, ağrı, titreme ve kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden Bulaşıcı viral bir enfeksiyondur. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül olabilir. Grip halk arasında genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılır. Ancak her ikisi birbirinden çok farklı hastalıklardır. Grip ilk 24-72 saat arasında bulaşıcı hale gelir. Hastalarda belirtiler şiddetliyse, durum giderek kötüye gidiyorsa, ateşiniz düşmüyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekir. Hastalar doktor onayı olmadan kesinlikle ateş düşürücü ilaç ya da antibiyotik kullanmamalıdır. Grip, öksürük ve hapşuruk ile yayılan bulaşıcı bir viral hastalıktır. Yüksek ateş ve ağrı ile birlikte seyreder. Genellikle bir hafta içinde geçer ancak bazı durumlarda ölümcül olabilecek kadar tehlikeli olabilir. Gribe influenza isimli bir virüs neden olur ve en etkili korunma yöntemi aşı yaptırmaktır. Grip özellikle yaşlarda ve risk altındaki kişilerde ölümcül olabilir. Bunların özellikle aşılanması önerilmektedir. Soğuk algınlığı, nezle ve grip farklı bir hastalıktır. Gribin belirtileri yüksek ateş 38 derece ve üstü, yorgunluk ve halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, kuru ve ağrılı öksürük, bulantı, kusma, bazen ishal, burun akıntısı, hapşırma ve nefes almada zorlanma olarak sayılabilir. Soğuk algınlığı ve grip arasındaki farklar şöyle özetlenebilir. Soğuk algınlığında ateş nadir, gripte 38-39. Soğuk algınlığında baş ağrısı nadir, gripte sürekli. Soğuk algınlığında genel ağrı ve sızı az, gripte genellikle. Soğuk algınlığında yorgunluk hafif, gripte 2-3 hafta süren yorgunluk mümkün. Soğuk algınlığında tıkalı burun genellikle gripte bazen. Soğuk algınlığında hapşırma genellikle gripte bazen. Soğuk algınlığında boğaz ağrısı genellikle gripte bazen. Soğuk algınlığında öksürük nadir gripte genellikle. Soğuk algınlığının komplikasyonları sinüzit ve kulak ağrısı, gripin bronşit ve zatüre. Soğuk algınlığını engellemek için hiçbir şey yapılamaz. Gripte ise aşılama ve antiviral ilaçlar mümkündür. Her ikisi de solunum yolu hastalığıdır ancak bunlara farklı vir virüsler neden olur. Grip burun, boğaz, bronş ve muhtemelen akciğerler dahil Solunum sistemini bozar. Soğuk algınlığı ise sadece üst solunum yolunu etkiler. Bu nedenle gripin ateş, vücut ağrıları, yorgunluk gibi belirtileri soğuk algınlığına göre daha şiddetlidir. Gripin başlıca belirtileri ateş, yorgunluk, vücut ağrıları, titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürüktür. Öksürük bronşları tahriş edecek kadar yoğun değildir. Hastalığın en kötü günleri ilk 3-4 gündür. İstirahat ile 7 ila 10 gün arasında geçmesi mümkündür. Ancak hastalığın ardından birkaç hafta boyunca yorgunluk hissedebilirsiniz. Grip ilk 24 ila 72 saat arasında bulaşıcı hale gelir. Bu nedenle hasta olsanız bile fark edemeyerek virüsü diğer kişilere de bulaştırmanız mümkündür. Grip olduğunuzda lütfen hekiminize başvurmadan ateş düşürücü ilaçlar ya da antibiyotikler kullanmayın. Ateşlendiğinizde istirahat edin, böylece daha hızlı iyileşirsiniz. Grip için tek bir tedavi yöntemi yoktur. Ama semptomları azaltan pek çok yöntem önerilebilir. Günümüzde grip tedavisi için etkili bazı antiviral ilaçlar mevcuttur. Ancak bunların sadece doktor önerisiyle kullanılması gerekir. Bunlar grip belirtileri ilk ortaya çıktığı zaman alındığında hastalık süresini kısaltabilir. İlaçlar özellikle ilk 48 saat içerisinde alındığında daha etkili olmaktadır. Soğuk algınlığı ve grip ilaçları ateş, ağrı, burun tıkanıklığı, öksürüğü azaltma gibi konularda size yardım edebilir. Ancak gripi tamamen tedavi etmez. Sadece bu süreci daha rahat atlatmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca tuzlu burun spreyleri de solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olabilir. Öksürük şurupları ve bol su tüketimi öksürüğü yatıştırır. 4 yaş altı çocuklarda doktorunuz önermeden öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları kullanmayın. Grip yeni doğmuş bebeklerde tehlikeli olabilir. Grip olmuş bir bebeğiniz var ise mutlaka doktora danışın. Çocuğunuz 4 ve 6 yaş arasında ise herhangi bir ilaç vermeden önce doktorunuza danışın. 6 yaş üzeri çocuklarda semptomları hafifletmek için hekiminizin önerdiği ilaçları kullanabilirsiniz. Vücudunuzdan su kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketin. Bu aynı zamanda burun mukazanızı da rahatlatacaktır. Kahve, çay, kola gibi kafein içeren içecekleri sınırlayın. İştahınızın durumuna göre hareket edin. Eğer gerçekten aç değilseniz, beyaz pirinç ya da et suyu gibi basit yiyecekleri yemeği deneyin. Antibiyotikler grip ya da soğuk algınlığı tedavisinde hiç işe yaramaz. Antibiyotikler bakterileri öldürür. Ancak grip veya soğuk algınlığına neden olan virüsler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Grip bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve bakteriyel enfeksiyonlar için kapıyı açabilir. Bu nedenle gripiniz giderek kötüleşiyorsa bir hekime başvurun. Bakteriyel bir enfeksiyon geçiriyor olabilirsiniz. Grip geçirdikten sonra bakteriyel enfeksiyon olmuşsanız antibiyotik tedavisi gerekli olur. Eğer bu belirtilerin herhangi birisi veya bir çoğu varsa muhakkak bir doktora başvurunuz. Nefes alma zorluğu, kalıcı ateş, kusma, ağrılı yutma, kalıcı öksürük, kalıcı tıkanıklık ve baş ağrısı. Belirtiler şiddetli ise toparlanacağınıza daha da kötüye gidiyorsanız, ateşiniz düşmüyorsa mutlaka hekime başvurun. Grip gibi başlayan, ve başka bir hastalığa dönüşen bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Gripten korunmanın en etkili yöntemi grip aşısı yaptırmaktır. Grip virüsü her yıl nitelik değiştirdiği için grip aşıları sadece bir yıl koruma sağlama özelliğine sahiptir. Bu nedenle özellikle risk altında olan kişilerin grip sezonu başlamadan önce mutlaka grip aşısı yaptırması önerilmektedir. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırması hayati öneme sahiptir. Ülkemizde risk grubunda bulunan bu kişilere aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yaptırılmaktadır. Grip aşısının hiçbir zararı ve önemli bir yetkisi yoktur. Bu nedenle aşağıdaki özetleyeceğim listede olanlar ve onlar dışındaki isteyen herkes tarafından yaptırılabilir. Diyabet, kalp yetmezliği, akciğer, böbrek gibi kronik hastalığı olanlar, gebeler, 50 yaş ve üzerindeki kişiler, 5 yaşından küçük çocuklar ki aşı 6 ay üzerindeki çocuklara yapılabilir, bakım evlerinde yaşayanlar, Yüksek riskli hastalarla birlikte yaşayanlar, sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti sunanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Grip aşısı için en ideal dönem Ekim ayı sonudur. Ama grip sezonu Nisan ayına kadar sürdüğü için aşı sezon boyunca her zaman yaptırmak mümkündür. Hastalığın en yaygın olduğu ay ise Şubat ayıdır. Aşıdan 2 hafta sonra bağışıklık başlar. Çocuklar 9 yaşın altında ve ilk kez aşı oluyorsa, 4 hafta arayla 2 doz aşı yapılmalıdır. Bu nedenle ilk aşı en geç Ekim ayının son haftalarında yapılmalıdır. Grip aşısı ölü virüslerden yapılır ve sizi grip yapmaz. Ancak aşı vücudun bağışıklık yanıtını tetikleyebilir. Böylece geçici olarak sizde kas ağrısı ya da düşük dereceli ateş gibi hafif belirtiler gösterebilir. Grip aşıları özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül komplikasyonları engeller. Bu nedenle de önerilmektedir. Ayrıca yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilere ücretsiz uygulanması konusunda yardımcı olunmaktadır. Grip virüsü akciğerlere bulaşabilir ve zatüre gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Grip zatüreye dönüşmeye başlarsa bu hastanede tedavi gerektirir. Alerjisi olanların gribe yatkınlığı yoktur. Ancak alerjiler gripin astım zatüre gibi hastalıklara dönüşmesini tetikleyebilir. nedenlikle özellikle yaşlılar, hamileler, bebekler ve kronik sağlık problemleri olanların dikkatli hareket etmeleri gerekir. Grip ve soğuk algınlığına neden olan virüsler kişinin öksürmesi ya da hapşırması ile ortaya çıkan damlacıklar yoluyla yayılır. Grip ve soğuk algınlığından korunmak istiyorsanız öksürürken ya da hapşırırken yüzünüzü kolunuzun içiyle kapatın. Hapşırırken ya da öksürürken ağzınızı elinizle değil kağıt bir mendille kapatın ve mendili hemen çöpe atın. Ellerinizi, gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza götürmeyin. Bu vücuda giren mikropları önler. Ellerinizi sık sık yıkayın. Eğer suya erişiminiz yoksa alkol bazlı bir dezenfektan kullanın. Çevrenizdekilere doğru öksürmeyin. Kafanızı başka bir yöne çevirin. Telefon, klavye gibi ortak kullandığınız yüzeyleri dezenfekte edin. Virüsler bu yüzeylerde 8 saat yaşayabilirler. Soğuk algınlığı ve grip sezonunda kalabalıktan uzak durun. Her yıl grip aşısı olsun, aşılar size %100 koruma vermez. Ancak hastalığın önlemenin en iyi yolundan başlıcasıdır. Bağışıklık sistemini besleyen koyu yeşil, kırmızı, sarı sebze ve meyveler tüketin düzenli egzersiz yapın. Egzersiz yaptığınız halde hasta olabilirsiniz. Ancak hastalık daha az şiddetli belirtiler gösterir ve daha çabuk iyileşir. Aerobik yürüyüş gibi düzenli egzersizler bağışıklık sistemini güçlendirir. Gripin en kötü yan etkilerinden biri de kas ağrılarıdır. Siz ağrılarla boğuşurken vücudunuz virüsle savaşır. Bu ağrılar aynı zamanda sizin hareketlerinizi rahatça yapabilmenize engel olur. Ağrının şiddeti, yaş, gribin şiddeti gibi faktörlere bağlıdır. Birçok kişide kas ağrılarının yanı sıra ishal, kusma ve bitkinlik gibi belirtiler de görülebilir. Gribin belirtileri 7 ila 10 gün boyunca devam eder. Bu süre zarfında birçok insan bütün vücudunda şiddeti orta, ciddi arasında değişen kas ağrısı çeker. Baş ağrıları vücudunuzun sürekli olarak virüsle savaşmasından dolayı meydana gelmektedir. Bu süreç sadece ağrılarla değil, aynı zamanda bitkin ismetme, hissetmenize de neden olur. Gripten korunmak kadar hasta olduktan sonra en hızlı şekilde atlatmak da önem taşıyor. Gribe yakalandıktan sonra özetleyeceğimiz 5 basit uygulamayla hastalıktan en sağlıklı şekilde hızlıca kurtulabilirsiniz. Doktorunuzun verdiği tedavi aksatmadan uygulayın. Bu birinci maddemiz. Kendi teşhisinizi kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kullanmayın. Özellikle tedavi amacıyla alınan antibiyotiklerin faydasından çok zararı olmaktadır. Grip için reçete edilen ilaçlar doğrudan enfeksiyona yönelik olmayıp, belirtileri düzeltmeye, hastalığın daha kolay geçirilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak içindir. Antibiyotikler değil, doktorun reçetede ettiği ateş düşürücüler, burun solunumunu rahatlatan spreyler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar ve pastiller, vücut direncini arttırmak amacıyla vitaminler kullanılmalıdır. 2. Bu dönemde hasta kişi yatağında yatması bile kesinlikle vücudu yorucu, yıpratıcı, egzersiz ve hareketlerden uzak durmalı. Mutlaka birkaç gün istirahat etmelidir. Grip ciddi derecede iş gücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri arttırılmış oluyor. Hasta kişilerin istirahat etmesinin bir diğer avantajı da çalıştıkları kurumlarda başka kişileri hasta etmeyecek ve hastalığı yaymayacak olmalıdır. 3. Uyku düzeni vücut saati için en önemli detaylardan biridir. Uyku esnasında özellikle çocuklarda hücreler yenileniyor ve melatonin hormonu salgılanıyor. Günlük ortalama 7 saat uyunması organizmanın savunma sistemini güçlendiriyor. 4. Bol su için özellikle karışık bitki çayları da ıhlamur, kuşburnu, ağdudu, yasemin, papatya, böğürtten tüketebilirsiniz. Elbette her fazla şeyin zararı olduğundan aşırı sıvı tüketiminden de kaçınmalısınız. 5. C vitamini vücudu savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi arttıracaktır. Gribe iyi gelen bitki çayları ve besinler. Gribe iyi gelen çaylar, antioksidanlar, vücudu güçlendiren vitamin ve mineraller ihtiva etse de içerdiği etken maddeler bazı yan etkilere neden olabilir. Bu sebeple gribe iyi gelen bitkisel çayları içeriğini incelemeden ve yüksek dozlarda tüketmeyiniz. Grip tedavinizde düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız veya gebelik, emzirme dönemindeyseniz herhangi bir bitkisel ürün takviyesi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Bitki çayları öncelikle gripin belirtilerini gidermek için kullanılmaktadır. Zencefil, okaliptus, nane ve mate çayları gripin semptomlarını gidermekte etkili olan etken maddelere sahiptir. Taze veya kuru zencefil kullanarak hazırlayabileceğiniz zencefil çayı, göğüs tıkadıklığını açmak ve grip ile bağlantılı burun akıntısını hafifletmek için kullanabileceğiniz en ideal çaydır. Zencefil çayı ayrıca kronik ağrıları azaltır, solunum yollarını açar, alerjik reaksiyonları azaltır, kan dolaşımını güçlendirir, boğaz ağrısına iyi gelir, terlemeyi arttırarak ateşi düşürür. Okaliptus bitkisini göğüs ve burun tıkanıklığı başta olmak üzere gripin birçok belirtisini hafifletmek için kullanabilirsiniz. Okaliptus çayı ayrıca öksürüğe iyi gelir, bronşit tedavisinde kullanılır. Nezle ve gribe iyi gelir boğaz ağrısına iyi gelir, ağız kokusunu önler, harici olarak cilt üzerindeki yaraların tedavisinde kullanılır. Gribe iyi gelen şifalı bitkiler Mate çayı, yüksek C vitamini içeriğiyle grip nedeniyle zayıf düşen vücudu canlandırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılabilir. Viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ekinezya çayı, hastalık nedeniyle şişen boğaz yumuşatır ve kuru öksürüğü hafifletir. Yine yüksek miktarda C vitamini bulunan limon çayı ve kuşburnu çayı gripten daha kısa sürede kurtarılabilmek için tüketilebilir. Nezle ve grip için ülkemizde de popüler olarak kullanılan nane çayı limonla beraber öksürüğü hafifletirken tarih olan boğazı yumuşatır. Ticari olarak üretilen pek çok burun açıcı ve öksürük ilaçları içinde de aktif bileşe olarak kullanılan nane, gribe neden olan virüslerin yayılmasını önleyici antiviral özelliğe sahiptir. Gribe iyi gelen yiyecekler Gribin sistemden daha hızlı atılması için genel olarak vücudu güçlendiren, C vitamini bakımından zengin gıdaların ve içeceklerin tüketilmesi önerilmektedir. Gribi iyi gelen besinler kısaca şöyledir. Haşlama balık, tavuk suyu, taze sıkılmış meyve suları, haşlama tavuk ve sebze çorbaları, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil çayı, ekinezya çayı, kuşburnu çayı, ada çayı, papatya çayı, okaliptus çayı olabilmektedir. Evet, grip nedir, nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler ve tedavisi konusunda geniş çaplı derlediğim bilgileri sizlerle paylaştım. Bir başka bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız, esen kalınız.